Herkese merhaba. Bugün yine güzel bir geri dönüşüm projesiyle karşınızdayız. Görmüş olduğunuz fiskoz sehpamızı hep birlikte yenileyeceğiz. Sehpamız nasıl bu hale gelmiş, tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız. Eğer bu tarz videolarımızı beğeniyorsanız ve daha fazlasından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan da ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki zil butonunu açmayı unutmayın ve aklınıza takılan bir şeyler olursa lütfen yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin. Vakit kaybetmeden uygulamamıza başlayalım. Öncelikle yüzeyimi nemli, temiz bir bez yardımıyla güzelce siliyorum. Daha sonra yüzeyimi boyayacağım için Cadence Hybrid Multi Surface boyalardan kum taşı rengini bir miktar suyla karıştırıp kenar ve köşe kısımlarına ipek uçlu fırçam yardımıyla boyamı uyguluyorum. Fırçamı bastırmadan hafif hareketlerle boya işlemini gerçekleştiriyorum. Eğer fırçanızı bastırırsanız yüzeyde fırça izleri oluşur. O yüzden fırçanızı bastırmadan uygulamanızı yapın. Bu kısımlara rulo girmeyeceği için fırçamdan yardım alıyorum. Güzelce fırçamla uygulamamı yaptıktan sonra yüzeyini rulom yardımıyla boyayacağım. Ruloma bir miktar boya aldıktan sonra kenarda fazlalığını atıyorum ve yüzeyime dikkatli bir şekilde uygulamama devam ediyorum. Rulomu da kesinlikle bastırmıyorum. Yüzeyim tamamen kapanana kadar boyama işlemine devam ediyorum. Fırçamı tek yöne çekerek tarama işlemini gerçekleştiriyorum. Son hali bu şekilde görünüyor. Yüzeyde ufak tefek dalgalanmalar var gördüğünüz gibi. Fakat bu dalgalanmalar ikinci katta tamamen kapanacak. İkinci katı uygulamak için 24 saat sehpamı kurumaya bıraktım ve şu anda ikinci katımı uygulayacağım. Yine aynı şekilde boyayla bir miktar suyu karıştırıyorum ve fırçayla uygulamaya devam ediyorum. Yine birinci katta olduğu gibi fırçamı bastırmadan kenar ve köşe kısımlarını dikkatli bir şekilde boyuyorum. İstemediğiniz bölgelere boya bulaşabilir. Bu durumda korkmayın. Boya hemen kurumuyor zaten. Nemli temiz bir bez yardımıyla yüzeydeki boya kalıntılarını temizleyebilirsiniz. Boyama işlemini yaptıktan sonra boya yarım saatte kuruyor. Fakat biz boyanın tamamen kemikleşmesi için 24 saat bekliyoruz. Şu anda da rulom yardımıyla üst yüzeyini boyuyorum. Yine rulomu bastırmadan gelgit hareketlerle boyama işlemini gerçekleştiriyorum. Yine yüzeyim tamamen kapandıktan sonra rulomu bastırmadan tarama işlemini tek bir yöne doğru gerçekleştiriyorum ve gördüğünüz gibi yüzeyim tamamen kapandı. 24 saat sonunda eskitme işlemine geçiyorum. Burada kullanmış olduğum malzemeler eskitme kremi, espresso rengi, glazing medium, bir eskitme fırçası ve bulaşık süngeri. Glazing medium'la eskitme kremimi karıştırıyorum ve eskitme fırçam yardımıyla da eskitmek istediğim bölgelere kremimi uyguluyorum. Burada ben çok yoğun bir görüntü istemediğim için çok az miktarda kullandım eskitme kremimi. Ama siz yoğun bir eskitme istiyorsanız daha fazla yüzeye krem uygulayabilirsiniz. Şimdi ise bulaşık süngerim yardımıyla yüzeydeki fazla kremi temizliyorum. Dediğim gibi çok yoğun bir görüntü istemiyorum ben. Bir miktar daha kremimden alıyorum. İstediğim bölgelere uygulamamı yapıyorum ve tekrar süngerimle silme işlemi yapıyorum.
Gördüğünüz gibi bu kadar basit bir şekilde siz de mobilyalarınızı farklı bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Daha yoğun uygularsanız mobilyanız daha koyu olacaktır. Ama bu şekilde uygularsanız da hoş bir görüntü elde etmiş olursunuz. İstediğim görünümü elde ettikten sonra sehpamı kurumaya bırakıyorum. Ben kuruma işlemi için bir 24 saat bekledim ve daha sonra farklı bir işleme geçeceğim. Evet, şimdi ise kolay transfer tekniği uygulayacağız. Görmüş olduğunuz gibi elimde transfer kağıdım var. Etiket kısmını bir makas yardımıyla kesiyorum ve uygulamak istediğim kısmını da makas yardımıyla çıkardıktan sonra uygulayacağım alanı belirliyorum. Yüzeyindeki jelatini çıkarıyorum ve yapışkanlı yüzeyi sehpamın yüzeyine gelecek şekilde kağıdımı yapıştırıyorum. Daha sonra su ve sünger yardımıyla kağıdımın yüzeyine su uyguluyorum. Güzelce burada şeklim çıkana kadar suyu uygulamaya devam ediyorum sünger yardımıyla. Gördüğünüz gibi soyulmalar olmaya başladı zaten. Tamamen şeklimde yüzeye çıkmaya başladı. Şeklimi tamamen yüzeyime çıkardıktan sonra artık kağıdımı yavaş bir şekilde kaldırabilirim. Kağıdımı yavaş bir şekilde kendime doğru çekiyorum ve son hali bu şekilde görünüyor. Kuru bir peçete yardımıyla kenarındaki kalıntıları temizliyorum. Transferimi bir yarım saat kuruttuktan sonra ve şimdi de folyo varak uygulaması yapacağız. Bunun için varak miksiyonu ve bir miktar folyo varak gerekli. Miksiyonumdan bir miktar kabıma alıyorum ve uygulama yapacağım bölgelere pıt pıt hareketlerle süngerim yardımıyla yapıştırıcımı uyguluyorum. Burada tamamen size kalmış. Eğer daha yoğun bir görüntü istiyorsanız, farklı bölgelerde istiyorsanız istediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Ben sadece kenar kısımlarını uygulayacağım için buralara miksiyon sürdüm. Ve kuruması için 15 dakika bekledikten sonra bir miktar folyo varağımdan makas yardımıyla kesiyorum. Gördüğünüz gibi bir yüzeyi parlak, bir yüzeyi mat. Mat olan yüzeyi sehpama gelecek şekilde parmağımla bastırarak folyo varağımı yapıştırıyorum ve yavaşça yüzeyimden çekiyorum. Böylelikle sehpamın kenar kısımlarında parlak bir görüntü elde etmiş oluyorum. Ben bu görüntüyü gerçekten çok seviyorum ve mobilyalarınıza çok farklı bir hava katıyor. O yüzden uygun olan çalışmalarımda kullanmaya çalışıyorum. Yine görüyorsunuz çok az bir folyo varak kullandım. Ve maliyeti de gerçekten çok düşük oluyor. Çok düşük maliyetle çok güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Parmağımla baskı uyguladıktan sonra folyo varağımı dikkatli bir şekilde çekiyorum. Evet, folyo varak uygulamamız bitti. Son hali de bu şekilde ışıl ışıl görünüyor. Ve güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi ise en son aşama olarak vernik uygulamamızı yapacağız. Ben Ultimate Glaze kalın sır vernik mat olanı tercih ettim. Çok parlak bir görüntü istemiyorum bu eskitmenin üzerinde. Siz ama parlak bir görüntü istiyorsanız bu verniğin çok parlak olanları da var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Vernik de boyadan farklı olarak bol şekilde uyguluyoruz. Yine rulom yardımıyla uyguluyorum. Tüm yüzeyimi vernik kapatacak şekilde uygulamama devam ediyorum. Kenar ve köşe kısımlarına da dikkatli bir şekilde verniğimi uyguluyorum. Rulomda vernik bittikçe tekrar vernik yüklüyorum
ve uygulamama devam ediyorum. Şimdi ise yüzeyimi tamamen uyguladıktan sonra yine aynı boyama işleminde olduğu gibi tarama işlemini gerçekleştiriyorum. İz kalmaması için tarama işlemini lütfen atlamayın. Evet, sehpamız tamamen bitti. Burada önceki halini görüyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir değişim oldu. Çok şık bir sehpa oldu. Gördüğünüz gibi yüzeyinde çok fazla bardak lekesi vardı. Bunları tamamen kapattık ve kullanılabilir hale getirdik. Yeni bir tarz yarattık. Siz de evlerinizde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Biz çok beğendik çalışmamızı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yüklediğimiz videolardan ilk siz haberdar olmak isterseniz de abone ol butonunun yanındaki zil butonunu açmayı unutmayın. Yorumlar kısmından da istediğiniz soruları çekinmeden sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiler.